neredesiniz? Kız geldik işte. Sakin ol. Hadi ya, çabuk olun biraz. Bugün düğün var. Daha yapacak bir sürü işimiz var. Hadi çabuk çabuk çabuk. Mehveş'cim, Bahriler pastaneden bir şey alacaklardı. Onları alsınlar gelsinler, sofraya oturacağız zaten. Günaydın. Gelin hanım geldi işte. Ay. Nasıl? Heyecan var mı? Ay senin yerinde ben olsam sabaha kadar uyumazdım. Engin de endişelidir şimdi. Tamam. Bugün büyük gün işte. Bütün koşuşturmaca bitecek. Ya sonunda büyük gün geldi çattı. Hadi gel gel. Hamilesin sen. Ayakta durma. Gel otur şöyle. Sağ ol. Biz geldik. Vallahi el yakıyor poğaçalar yani. Ay. Yalnız bir an önce yiyelim, fazla vaktimiz olmayabilir. Mehveş abla, senin sevdiğin simitlerden de aldık. Oo, sağ ol efecim. Ver bakalım. En iyi kahvaltıyı senin yapman lazım. Yoksa nikah masasında düşersin, ben söyleyeyim. Hadi hadi, çabuk giyin, çabuk çabuk. Aa, sen Banu'yu aradın, gelecekler mi? Vallahi Melih'i ikna ettim, geleceğiz dediler ama... Aç bakalım anneciğim. Oo, ısır. Isır birazcık. Birazcık da baba yesin değil mi? Hadi aşkım. Gel artık. Bir şeyler ye. Ekmek. Aç değilim. Hayatım yapma ama böyle. Dün akşam da zaten bir şey yemedin. Hem ayrıca düğün saatine daha çok var. Bir de bu düğün çıktı başımıza. Hayatım, bak herkese söz verdik tamam mı? Ayrıca yabancı kimse de yok. Herkes kahraman babayı görmek istiyor ya. Kahraman falan değilim ben babam. Ama... Getir artık babam. Şu halime bak. Başıma ne geldiyse o Allah'ın cezası Esra yüzünden geldi. Aşkım. Bak... Tamam, çok zor günler yaşadık. Ama bunların hepsi geride kaldı. Hem ayrıca sen o yangında aşağı atlamasaydın şu an belki de... Ya ne Banu, şu halimi görmüyor musun? Ya şu sandalyeye mahkum yaşıyorum. Ayrıca elimizde avucumuzda ne varsa o işe yaramayan ameliyatlara verdik. Hiçbir şey kalmadı elimizde. Hayatım, sen şu anda yaşıyorsun. Önemli olan da bu. Baksana yine beraberiz. Sen onu bunu bırak da bakayım söyle. Ben düğünde... Bunu mu giyeyim? Yoksa... Bu mu? Bunlar eski değil mi? Hani yeni bir şeyler alacaktın sen. Ya ne önemi var hayatım? Hem ayrıca bu elbiseyi 2 sene önce sen bana almıştın, hatırlamıyor musun? Paramız yok diye böyle yaptın değil mi? Önemli değil hayatım. Bak ben böyle de mutluyum tamam mı? Önemli olan da bu zaten değil mi? Bak bakayım bana. Bak dedim. Biz bu akşam o düğüne gideceğiz. Tamam mı? Ve herkese ne kadar mutlu olduğumuzu göstereceğiz. Ve herkes kahraman babayı görmüş olacak. Anlaştık mı? Ah, fazla uzattın artık. Hadi bakalım. Bir şeyler yiyorsun. Ben de oğluşumu yatırıp geliyorum. Hadi aşkım. Gö 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 gö. Balığım benim. Of. Ha, bekleyelim de masayı toplayaydık. Yok, olmaz vallahi ya. Zaten o Kadriye cadısını göreceğim diye bütün sinirlerim tepemde. Ben şu kahvemi içmeden hayatta kendime gelemem. Ha. Engin oğlum rica etti. Gel babalık et diye. Biz de Gizem gelinimizi almaya gideceğiz. Siz de sıkacaksınız dişimizi ona göre. Kazım. Oraya gittiğimizde ağır bir laf edip Engin oğlumu, Kadriye Hanım'ı sinirlendirmeyeceksiniz tamam mı? Vallahi Kazım abi ben şu dilimi nasıl tutarım bilmiyorum ha. Kız ya İhbal Hanım ne yapsın? Allah! Keşke bir kıyamet kopsa ha. Ay ne güzel olurdu. Yahu Kadir'in oğlu evleniyor. Bugün düğün günü. Siz hala... Kazım'ım, Kazım'ım.
O kadının yaptığını düşman düşmanına yapmaz. Sen onca yıl evladından anasına hayır olacak şey mi ya? Doğru diyorsun da. Vicdansız, merhametsiz. Sen olmayaydın ben ona gösterirdim yaştı. Biz de çok şey yaşadık Sabiha. Bak sesimiz çıkıyor mu? He doğru diyorsun. Kazım'ım sen Banu'yla Melih'e bir şey söyleme. Yani tartışma olur mu? Ne zaman öyle bir şey yaptım ya? Ama hala azmedemiyorum. Senin kızın babasından gizli saklı gitti evlendi. Sen de ortak oldun. Melih sakat kalmasaydı ben diyeceğim biliyordum. Allah korudu. Az daha yavrularımdan olacaktım. Evladı için Melih oğlum ateşlerde yanacaktı. O da canından olacaktı. Ya dünürüm. Kız ne kötü günler geçirdik biz öyle ha? Anam Banu'nun çektikleri bir taraftan, Sunan'ın çektikleri bir taraftan. Allah kızlarımızı bize bağışladı. Ne diyorsun sen Şükran Hanım? Ne Sunan'ı ya? Suna mı dedin? Suna mı? Ben Suna mı dedim şimdi? Suna dedin sen. Sen Suna dedin. Sen bir şey saklıyorsun bizden. Ben seni anlarım. Ben seni bilirim Kazım. O bir şey saklıyor bizden. Şükran Hanım. Bak gördün mü Celal abi? O yataktan kalktın sonunda. Eminim sen tamamen iyileşeceksin. Merak etme. Ay yine tekmeledi. Çok tekmeliyor bu ara. Yaramaz. Öyle sabırsız ki anlatamam. Çok şükür Allah yavrumu bağışladı bana. Onu kaybetseydim ne yapardım bilmiyorum. Bir tanem. Bunlardan hangisini takayım? Aa, şu. Bu. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Şu yaptığını başka kimse yapmaz biliyorsun değil mi? O kadar yufka yürekli. O kadar merhametlisin ki. Yok canım abartma ne yapıyorum ki? Ya bırak artık alçak gönüllüğü. Adamı resmen sahip çıktın. Şu haline bir daha asla bakıyorsun. Ya ne yapsaydım? Berna abla kaçıp gittiğinde Celal abi öyle kala kaldı. Yalnız mı bıraksaydım adamcağızı? Birinin onunla ilgilenmesi gerekiyordu. Hem zaten Celal abi başkasıyla anlaşamaz değil mi Celal abi? Düğüne Celal de geliyor mu? Aa tabii gelecek. Yeğenini bu mutlu gününde yalnız bırakmaz. Kaçırmaz asla. Asıl Celal abi adına ben sana teşekkür ederim. Düğün masraflarını karşıladın. Sağ ol. Yapacağız tabii canım. Hatta balayını da göndereyim demiştim ama kabul etmediler. Malum Gizem hamile. Zor olur. Neyse hayırlısıyla bir doğursun da o zaman giderler. Tamam mı? Ben şunu kaldırayım. Bırak sen ben götürürüm. Hemen şurada mutfak. Ya yeteri kadar yoruldun zaten ben götürürüm ver. Ben ne bileyim sizin böyle evhamlanacağınızı. Hani o zaman anlattıklarımızı böyle Suna duyunca çok üzüldü. Mahvoldu ya, kahrından öldü ya. Ben onu kastettiydim işte. Hatırlatmayın bunları Suna'ya bir daha ya. Aklına geldikçe üzülür sonra. Ay vallahi daraldım bana. Vallahi daraldım. Kalk şuraya toplayak da daha hazırlanacağız kalk. Kazım abi, akşamdan beri ben bizim yeğeni görmedim ya. Kazım, sahi gerçekten ben de görmedim. İşe erken mi gitti? He, erken gitti canım. Ha, bizimle gelmeyecek mi? Gelmez olur mu canım? Az biraz işi var, halletsin. Hayırlısıyla düğüne yetişecek inşallah. Hadi, hadi kalk şurayı toplayalım, daha hazırlanacağız. Thank you.
özledim ki seni. 3 ay Ayşe. Tam 3 aydır bu anı bekliyorum. Seni alıp Ankara'ya geri götüreceğim güne. Hasretinle nasıl yanım tutuştum bir bilsen. Ben de. Ben de seni öyle çok özledim ki Yusuf. Ama bu olanlardan sonra Ankara'da kalamazdım. Gitmeye mecburdum. Biliyorum bir tane. Nasıl, rahat ettin mi amcanların yanında? Hem de çok. Ama Kars'a dönmek benim için hiç kolay olmadı. Orada yaşadıklarımı düşündüm. Çocukluğumu. Her şey koskoca bir yalanmış meğer. Düşünme artık bunları ne olur. Bak herkes çok özledi seni. Abin de evleniyor. Nasıl şaşıracaklar seni gördüklerinde. Döneceğimi söylemedim kimseye değil mi Yusuf? Söylemedim bir tane. Sadece dayım biliyor. O da kimseye söylemez biliyorsun. Ne oldu bir tane? Düşünüyorum. Düşünüyorum da Yusuf. Neler neler atlattım. Bundan 3 ay önce Şamil'in elindeydim. Sen beni kurtarmaya çalışırken kaza geçirdin. Ama buna rağmen gelip beni kurtardın. Ben sana hep demez miyim? Ne olursa olsun yanındayım diye. Ucunda ölüm bile olsa yalnız bırakmam seni Ayşem. Bunu böyle bil. Biliyorum. Biliyorum da tam her şey bitti. Her şey çok güzel olacak derken hayatımın koskoca bir yalan olduğunu öğrendim. Özannem sandığım kadın meğer bir yabancıymış. Özannemse İkbal'ın. Belki de özannem sandığım kadından bile yabancı. Amcamın yanında düşünmeye çok vaktim oldu Yusuf. Yaşadıklarımı, yaşayamadıklarımı, abimi, bizi, her şeyi düşündüm. Ve ben bir karar verdim Yusuf. Verdin mi gerçekten Ayşe? Ben artık kime anne diyeceğimi biliyorum Yusuf. Papyonumu gördün mü? Odana bıraktım. Anne, bak artık asma yüzünü. Ben bugün Gizem'le evleniyorum. Bu işin geri dönüşü yok. Yapma dedim ama dinletemedim. Sonradan çok pişman olacaksın o kızı aldığına. Ben Gizem'i seviyorum, tamam mı? Senle daha fazla konuş... Başımıza ne dertler açtı o Allah'ın cezası. Bak Ayşe çekti gitti. Umut desen anasının yanında. Ailemiz dağıldı o çiyan yüzünden. Ayşe gittiyse senin yüzünden gitti, tamam mı? Ne haltlar karıştırmışsın be benden habersiz. Sen yat kalk. Yüzüne baktığıma dua et. Ya olacak iş mi be? Ha? Olacak iş mi? Para karşılığı kızı Şamil'e satmaya kalkmışsın ya. İkbal Hanım'dan aldığın paralar da cabası. Allah'tan geri verdik de kurtulduk vebalinden. Evet. Yaptım. Ama bir sor neden yaptım. Siz daha rahat yaşayasınız diye. Azıcık refah görün diye. Ya bırak anne ya. Bana masal anlatma artık. Bundan sonra ayağını denk alacaksın. Seni tek bir şartla affettim, unutma. Ayşe'yi ikna edeceksin. Abisinin evine geri dönecek. Tamam dedik ya canım. Dönsün konuşacağım işte. Hem ben dayanabilir miyim sanıyorum Ayşe'sizliğe? Umut'a gelince de benim içim rahat. En azından annesinin yanında. Belki burada olsa daha beter olacaktı. Gizem'in hiçbir suçu yok diyorsun yani. Ya oğlum sen kör müsün? Sen o kız yüzünden neredeyse... Ya Gizem'i suçlama artık be! Ben hastanede ölüm kalım savaşı verirken... o kız bir dakika bile başımdan ayrılmadı. Gece gündüz bekledi. Sen hastanelere onun yüzünden düşmedin. O kız yüzünden intihara kalkışmadın mı? Gizem karnına benim çocuğumu taşıyor. Bugün de karım olacak. Evleneceğim onunla. Onun hakkında tek bir kötü laf istemiyorum. O kadar. Vallahi ne yalan söyleyeyim.
İlk başta benim gözüm hiç tutmamıştı Engin'i. Şimdi değişti tabii fikrim. Sonuç itibariyle ortada bir çocuk var. Engin de bu sorumluluğu aldığına göre evleneceksiniz tabii. Yani böyle evleneceğimi düşünmezdim ben de ama hayat sürprizlerle doluymuş. Gizemciğim, ben seni düşünceli görüyorum. Kafanı kurcalayan bir şey mi var? Yok, yok bir şey aslında. Sadece hamileliğimi fark ettiğimde çok geç olmuştu her şey için. Hayat. Ya, ne güzel işte. Çok yakında bebek seveceğiz. Oy, çok tatlı. Bu arada ben hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çok destek oldunuz bana. İyi ki varsınız. Sen bizim ailenin bir ferdisin. Ayrıca Celal'in emanetisin bana. Berna o evden gidince zaten başka türlüsü de olamazdı. Ya, olan da zavallı dayıcığım oldu. Ya. Celal de burada bizimle olsun istedim çok bunu ama sonra çok ısrar etti. Keşke Sarp da gelebilseydi. Ya, sen merak etme. Ben ona fotoğraf yollarım. Hadi biz de kalkalım. Evet, evet, kalkalım. Hayrola, nereye? Düğün mekanına gidip son kontrolleri yapacağız. Görüşürüz. Görüşürüz. Pelin'cim hadi. Siz de yukarı çıkıp hazırlanın. Hadi. Tamam, hadi Gizemciğim. Birazdan görüşürüz. Görüştüm anne, görüştüm Esra'yla. İyi değil tabii kızcağız anne. Daha uzun süre tedavi görmesi gerekiyormuş. Yani doktor öyle söyledi. Hayır merak etme, ben ilgileniyorum, merak etme. Tamam. Tamam, haberleşiriz. Hadi hoşça kal. Sen de anne. Aa, Yıldız. Can, hayırdır, ne işin var senin burada? Ben Esra'yı ziyarete gelmiştim de. Kardeşin de değil mi? Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Ben bugün taburcu oluyorum da tamamen iyileştim artık. Öyle mi? Çok sevindim senin adına. Teşekkür ederim. Umarım Esra da en yakın zamanda iyileşir. İnşallah. İnşallah da onun yolu daha uzun. En azından öyle görünüyor. Neyse, sen ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum. Yani önce yeni bir hayat kurmam gerekiyor. İş bulmam lazım. Ondan sonra da ev falan işte. Anladım. Bak Yıldız, bir şeye ihtiyacın olursa ara beni. Burada numaram var. Tamam. Can çok teşekkür ederim. Sağ ol. Neyse ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim artık. Tamam. Görüşürüz. Sana bol şans. Teşekkürler. İyi. Aa, bakmadım bile. Hem ayrıca sen bu elbisenin sırt dekoltesini çok severdin. Unuttun mu? Ne yapıyorsun bana? Ne yapıyorum? Kocama kendimi beğendirmeye çalışıyorum. Fikrini soruyorum. Beğenmedin mi yoksa? Ya niye soruyorsun bana? Neden bunu yapıyorsun? Ya şu halimi görmüyor musun? Neden yarama tuz basıyorsun? Bana güzel görünsen ne olacak sanki? Ya Melih tamam bağırma. Çocuk uyanacak. Ya bırak uyanacağını be. Melih. Ya İkbal, ben Gizem'e çok üzüldüm. Sarp'ın burada olmasını istiyormuş. Keşke o da burada olabilseydi. Evet. İnsanın kanından canından olunca böyle oluyor işte. Eksikliğini her zaman hissediyorsun. Biliyorum sen Ayşe'ye çok üzülüyorsun. Gel. Anneciğim. Siz kavga mı ettiniz? Yok canım, Ayşe'den bahsediyorduk. Ya kızcağız biraz kafasını toplasın. Dönecek.
mutlaka. O döndüğünde de biz evinde hissetmesi için elimizden geleni yapacağız. Eve gelirse tabii. Daha iyi misin Ayşe? Uzaktayken karar vermek daha kolaymış. Ankara'ya yaklaştıkça korkmaya başladım. Korkmak çare değil ki bir tane. Bak bir karar vermişsin. Artık bu kararına yüzleşeceksin. Kaçarı yok. Peki sence doğru mu yapıyorum? Orasını ben bilemem. Ama sana tek diyeceğim, eğrisiyle doğrusuyla hayatın ortak oldu. Doğrun da kabulüm, yanlışın da. Hata yapmaktan öyle çok korkuyorum ki Yusuf. Ya yine aynı şeyleri yaşarsam? Ya yine acı çekersem? İnsana acı veren yalanlardır Ayşe. Yeni hayatında yalan dolan olmayacak. Hem ben senin yine üzülmene izin verir miyim sanıyorsun? Ben yapamayacağım. Ankara'ya gidemem. Kars'a geri dönüyorum. Ne? Ne dönmesi Ayşem? Ne diyorsun sen? Yapabilirim. Yüzleşebilirim sandım. Yapamayacağım. Aynaya her baktığımda artık kim olduğumu bilmiyorum Yusuf. Sen Ayşe'sin. Benim sevdiğim, cesur, yürekli Ayşe. Ya diğerleri? Onlar beni nasıl karşılayacak Yusuf? Ya pişman olursam? Ben tekrar üzülmeye dayanamam Yusuf. Buna tahammülüm yok. Yapma ne olur Ayşe. Şurada azıcık bir yolumuz kaldı. Tükendim ben Yusuf. O gücü kendimde bulamıyorum. Seninle yüzleşecek dermanım yok. Peki şimdi konu kendi hayatınken korkup çekilecek misin? Belki de en doğrusu Kars'a amcamın yanına, ait olduğum yere geri dönmek. Senin ait olduğun yer burası. Benim yanım. Ailenin, seni sevenlerin yanı. Ayşe? Hayır ben yapamayacağım Yusuf. Ben Ankara'ya dönemeyeceğim. Kars'a gidiyorum. Ayşe! Özür dilerim. Hayatım, biliyorum her şey çok zor. Ama bak ben de hala savaşıyorum. Asla kazanamayacağımız bir savaş. Hiç de bile. Ya biz neler atlattık. Bunun mu üstesinden gelemeyeceğiz? Hem ayrıca sen böyle karamsar konuşunca benim ne kadar üzüldüğümün farkında değil misin? Ne yapabilirim ki bana? Şu halimizi görmüyor musun? İş yok, para yok. Elde avuçta ne varsa hiçbir işe yaramayan ameliyatlara verdik. Hala umudumuz olabilir mi sence? Benim umuda değil. Benim sana ihtiyacım var Mine. Eğer sen varsan, Emre varsa bana yeter. İster tekerlekli sandalyede ol, istersen ayakta ol. Benim için önemli değil. Çünkü ben seni hala diller gibi seviyorum. Ben de seni bağım. Ben de seni. Ne zahmet ettin amca? Ne zahmeti yeğenim? Baban seni bana emanet etti. Duymamış olayım. Neyse hadi geçmiş olsun. Sağ ol amca. Gerçi avukat olsun diye okula soktu evladının mapusa düştüğünü iyi ki görmedi adamcağız ha. O iş başka amca. Beni buraya haksız yere attılar. Ama göstereceğim hepsini. Konuşacağız yeğenim. Bunları da konuşacağız. Şimdi sırası değil. Oğlum al şunu. Hemen efendim. Hadi geç bakalım. Şuranın bir havasından suyundan kurtulalım ha.
Vallahi makyajını ben yaptım diye söylemiyorum ama çok güzel oldun. Sağ ol Pelin'cim, ellerine sağlık. Gizem, sanki aklına yatmayan bir şeyler var. Hala kararsız gibisin. Durumları biliyorsun işte Pelin. Yani birkaç ay önce ayrılmak istiyordum ondan. Şimdi ise evleniyorum. Yani benim yüzümden intihar etmeye kalkınca yapamadım işte. Vicdan azabından bekledin yani hastanede, öyle mi? Aynen öyle. Tam taburcu oldu. Ayrılmak istediğimi söyleyeyim derken de hamileliğimi fark ettim. Yani onca zaman nasıl fark etmedim ben? Hala inanamıyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldik. Aslan gibi damat oldun be oğlum. Bu ne yakışıklılık. Eyvallah Kazım abim, çok sağ ol. Engin oğlum, gelin arabasını hazırlattın mı? Şey, Mustafa haberli diyor Sabahat teyzeciğim. Bu kadar masrafa ne gerek var anlamadım ki. Gelin arabası, süslemeleri filan. Gelin de bir şeye benzese. Anne. Ayıp olmuyor mu biraz? Ayıbı senden mi öğreneceğim? Hanımlar, tamam ama yav. Dün gündüm beklediniz kavga etmek için. Ha, bu arada Yusuf nerede Kazım abi? Ha, az biraz işi var oğlum, gelecek. Bir o eksikti, o da gelsin tam olsun. Anne, Yusuf olmasaydı şimdi Ayşe ne haldeydi sen düşün. Aman iyi, tamam, bir şey demedik. Ya keşke Ayşe de burada olsaydı. En güzel günümde yanımda olabilseydi keşke. Ayşe! Gitme ne olur. Bırak beni Yusuf, bırak da gideyim. Nasıl acı çektiğimi görmüyor musun? Korkuyorum. Tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun. Ama aylarca düşünüp bir karar verdin. Tüm cesaretini toplayıp yola çıktın. Buraya kadar gelmişken geriye dönmek olur mu hiç? Olmaz. Geri kalan hayatını amcanın yanında geçiremezsin. Cesaretini toplayıp gerçeklerle yüzleşmek zorundasın. Bu söylediğin o kadar zor ki Yusuf. Bak biliyorum, kolay değil. Ama hiçbir zaman yalnız olmayacaksın. Ağladığında, güldüğünde ben her zaman senin yanında olacağım. Sana söz veriyorum. Anlamıyorsun Yusuf. Beni nelerin beklediğini bilmiyorum. Ya yanlış bir karar verdiysem? Ya dünyam tekrar başıma yıkılırsa? Eğer şimdi gidersen, esas o zaman dünya benim başıma yıkılır Ayşe. Güven bana. En doğru karar bu. Gerçeklerle yüzleşmelisin. Kars'tan Ankara'ya gelmekte olan değerli yolcularımız, mola süremiz dolmuştur. Otobüsteki yerlerinizi almalısınız. Rica ederim. Ayşe, hadi. Gel. Sana yalvarırım. Kendin için, bizim için, verdiğin karar için. Ne olursun başa dönmeyelim. Beni bir daha sensiz bırakma. Sana yalvarırım. Tamam Yusuf. Geliyorum. Geliyor lan. İşte dünyanın en güzel gelini. Gizemciğim, ne kadar güzel olmuşsun canım benim. Teşekkür ederim. Pelin olmasa ne yapardım bilmiyorum. Çok yardımcı oldu, sağ olsun. Lafım olur canım. Gizemciğim, evet bugün evlenip kendi yuvana geçiyorsun ama herhangi bir sıkıntın olduğunda ya da bir problem yaşadığında biz buradayız. Bunu bilesin. Teşekkür ederim. Hepinize yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Aa, sınavlar geldi. Oh be, nihayet. Hoş geldiniz. Ay hoş bulduk. Suna ne oldu sana ya, kanter içinde kalmışsın. Bulamadık bir türlü burayı. Yarım saattir dolanıp duruyoruz. Su falan ister misin? Yok canım sağ ol, iyiyim şimdi. Celal amca,
Nasılsın? İyi gördüm seni, iyi. İyi olmaz olur mu? Suna gözü gibi bakıyor ona. İşte elimden geleni yapıyorum. Hadi Sunacığım geçin, ayakta kalma. Oy, 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 oy. Suna, iyi misin? Dur. Gel otur şöyle. Ay sağ ol Özgürcüm ya. Su falan ister misin? Yok yok. Gerek yok gerçekten. Sen işine bak. Tamam. Görüşürüz. Geç abi geç. Oo herkes buradaymış. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun gelin oturun. Yok siz rahatsız olmayın. Kadriye Hanım. Oğlun evleniyor. Heyecan var mı heyecan? Yok canım. Mecbur nikahlanıyorlar. Aman gebe gelinin nesine heyecanlanacağım. Anne. Ne konuştuk biz seninle? Yalan mı oğlum? Ben senin düğünün için neler planlamıştım. Ama nerede? Gidelim mi artık? Gelin hanımı daha fazla bekletmiyorum. Geç kalmayalım değil mi? Hadi gidelim yavaşlayın yavaşlayın. Hadi. Siz gidin biz sonra geliyoruz. Tamam oğlum. Hadi. Hadi görüşürüz. Engin oğlumla anlaşılan bir problem var. Annen Gizem'i pek sevmiyor galiba. Abi sıkıntı o değil ya. Sıkıntı başka. Neymiş o? Abi Gizem benimle evlenmek istemiyor. Sadece karnındaki çocuk için teklifimi kabul etti. Nasıl yani? Öyle işte abi hala kırgın bana. Soğuk, tavırlı. Ama seni seviyor değil mi? Vallahi eskiden seviyordu. Ama şu anda ne düşünüyor hiçbir fikrim yok. Oğlum sen hastanedeyken bu kız aylarca sana baktı. Sevmese niye yapsın ki? Abi işte... Sen Ayşe konusunda bile affettin beni ama affetmedi. Ankara'ya gelmek üzereyiz Ayşe. Pişman değilsin değil mi? Yok hayır pişman değilim. Yaşadıklarımı düşününce... sardı öyle. Ama sen haklıydın Yusuf. Nereye kadar kaçabilirim ki? Madem bir karar verdim, sonuna kadar gideceğim. İşte benim Ayşem. Sen hiç tasalanma. İnan bana hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. En başta ben buna izin vermem. Sen böyle yanımda olduğun zaman sanki dünyayı bile yerinden oynatabilirmişiz gibi hissediyorum Yusuf. Gerekirse oynatırız da. İyi ki varsın. Sen de gül yüzlü. Sen de. Hı, geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gelini çok fazla bekletmedik inşallah. Merhabalar. Vallahi kız evi naz evi derler de. Biz de oğlan tarafı nazlı çıktı. Gizemciğim, gerçekten çok güzel olmuşsun. Gözlerim senden alamıyor. Merhabalar. Hoş geldiniz Kadriye Hanım. Yengin sen bence yat kalk, dua et oğlum. Yani bu devirde böyle güzel, böyle aklı başında bir gelin herkese nasip olmaz. Abi vallahi doğru söylüyorsun. O benim her şeyim. Ben bakarım. Hoş geldin Kazım amca. Hoş bulduk kızım. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz Kazım Bey. Buyurun.
Ayakta kaldı herkes. Hadi buyurun buyurun. Evet hadi buyurun. Buranın hali ne böyle amca? Sen içerideyken gelip boşalttılar herhalde. Ben burayı ne emeklerle kurdum. Onca sene okudum. O avukat cübbesini giyebilmek için neler çektim biliyor musun? Şimdi hepsi çöpe gitti. Onca yılın emeğini bir çırpıda aldılar elimden. Dert ettiğin şeye bak. İptal ederlerse etsinler avukatlık lisansını. Benimle çalışmana da laf söyleyecek değiller ya. Gelir bana danışmanlık yaparsın sen de. Gerçekten mi? Ey Allah'ım bir de soruyorum. Oğlum ben senin amcan değil miyim? Tabii ki gerçek. Ne olacaktı ya? Nasıl olacak peki? Nasıl olacağını anlatayım ya sana. Gizem, heyecan var mı? Biraz. Vallahi biz sabahtan beri zor zapt ediyoruz bu olanı. Heyecandan eli ayağına dolandı durdu. artık o kadar olacak. Sonuçta hayatının kadınıyla evleniyor değil mi? Ya toparlanıp çıksak mı diyorum ha? Nikah memurunu bekletmeyelim. İyi madem. Çok bile oturduk. Hadi. Anne. Hadi. Gizem. Teşekkür ederim. Böyle mi olacaktı? Gelin diye seni mi alacaktım ben? Anne, ne diyorsun sen ya? Vallahi kimse kusura kalmasın. Lafımı dinleyen yok ama ben bu işe razı değilim. Kadriye Hanım. Ne celalleniyorsunuz canım? Allah'ın bildiğini kuldan saklayacak değilim. Gizem'i oğluma layık görmüyorum işte. Kadriye Hanım, biraz ayıp olmuyor mu? Gizemciğim, kusura bakma ne olur. Annem her zamanki gibi boş konuşuyor işte. Hiç de değil. Boş boş konuşmuyor. Hele Ayşem'i benden alan bu aileden gelin almak yok mu? Ölseydim de bu günleri görmeseydim. Yeter artık sözlerine dikkat et. Senin tuzun kuru tabii. Yılan gibi zehirledin kızımı. Bak aldı başını gitti senin yüzünden. Kadriye Hanım, sözlerinize dikkat edin. Bunun ne yeri ne de zamanı. Evet vallahi yani Bahri Bey çok doğru söylüyor. Hiç yeri değil. Yani böyle hele mutlu günümüzde değil mi? Mutlu günü mü kalmış? Benim kahır günüm bugün kahır. Yenginim istedi diye geldim. Yoksa bu eve adımımı dahi atmazdım. Yeter artık yeter. Yetmez oğlum yetmez. Sen benim yufka yüreğime dua et. Ben öyle bir anayım ki. Sen mutlu olacaksan kendimi kör kuyulara dayı atarım. Ama kıymetimi bilen nerede? Annelik ha? Bırak Allah aşkına Kadriye gördük senin anneliğini. Kızını para karşılığı satmaya kalkıştın sen. İkbal. Bırak Bahri ya. Evime gelmiş bas bas bağırıyor. Yok annelikmiş de yok bilmem neymiş de. Analığı senden öğreneceğim öyle mi? El kadar bebeydi sen Ayşe'yi bıraktığında. Onu ben büyüttüm ben. Sabahlara kadar bekledim. Ben yedirdim, ben baktım. Onun anası benim. Senin gibi anne olmaz olsun değil mi? Kızıma bir gün olsun gün yüzü göstermedin. Ama artık yeter. Bırakmayacağım kızımı sana anladın mı? Bırakmayacağım. Bana bak. Ben şimdi senin... Ne? Yeter dedim. Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Delirdin mi? Tamam tamam. Bunu sonra konuşuruz. Şimdi çıkalım yoksa geç kalacağız. Hadi. Yürü oğlum sen de. Yürü hadi. Gidelim abi. Harbiden gidelim. Hadi canım. Kızım sen de. Cık.
İstersen ben de geleyim seninle ha? Yok hayır, bunu tek başıma yapmam lazım. Tamam ama söz ver bana. Öyle geriye dönmeye falan kalkmayacaksın. Merak etme, dönmek yok. Bunu yapmak zorundayım, artık biliyorum. Anlaştık. Ama öyle canın falan sıkılırsa ara beni, tamam mı? Hemen gelir alırım seni. Ararım, sağ ol. Yusuf, buradan ayrılalım mı? Ayşe, iyi ki döndün Ankara'ya. Ankara bile seninle başka güzel. Seni öyle seviyorum ki. Ben de. Ben de seni çok seviyorum Yusuf. Görüşürüz bir tanem. Bak sakın unutma. Ne olursa olsun ben hep senin yanındayım. Can, ne haber? İyidir, sizden? Hoş geldin. Geç geç, rahatına bak. Tamam, görüşürüz. Merhaba Suna. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Hoş geldin. Ben biraz erken geldim galiba. Baksana, pek kimseler yok ortalıkta. Evet, gelirler herhalde. Bebek de bayağı büyümüş. Yolunda mı her şey? Yolunda, yolunda. İyi, o zaman ben geçeyim. Sonra görüşürüz. Görüşürüz tabii. Benden hesap soruyor. Aman İkbal, bilmiyor musun kadının huyunu? Böyle işte. Hayır yani, bugün Gizem'in en mutlu günü. Rezil etmeye ne hakkı var? Anneciğim bak, çok haklısın. Ama biraz sakin olur musun? Ya Kadriye Cadısı yüzünden sinirini bozmaya değer mi Allah aşkına? Ay, inanmıyorum ya. Takıları unuttum. Allah Allah. İkbal bir iyice bak. Niye unutasın? Hayır, unuttum. Çıkarken alacaktım ama Kadriye denen kadın akıl mı bıraktı bende? Tamam anneciğim, tamam. Hiç önemli değil. Siz burada durun. Ben takıları alıp taksiyle gelirim. Hayır hayır, ben gideceğim. Bahri'cim şurada beni indirsene. Allah Allah, niye iniyorsun? Gidiyoruz işte hep beraber. Hayır hayatım, sen şimdi konvoydan ayrılma. Ben gider alırım. Hem biraz yalnız kalma ihtiyacım var. Tamam, peki peki. Böyle abuk subuk konuşuyor işte. Hem bak, yemin ederim ben seni çok mutlu edeceğim. Çocuğumuz için elimden gelen her şeyi yapacağım. Her şey çok güzel olacak, inan bana. Anladın mı şimdi? Bizim şirkette hukuk işlerine danışmanlık yapacaksın işte. Yani her şey kitabına uygun olacak. Sağ ol amca. Anladım. Anladım da bana bütün bunları yapanlara ne olacak peki? Onun da sırası gelecek yeğenim. Onun da sırası gelecek. Merak etme. Sen ne istiyorsan yapacağız. Önce neredeler, ne haldeler bir bulalım. Sonrasına bakacağız. Sonrası Allah kerim. Hadi bakalım.
Sok kolunu. Hadi. Kokuyor. Ya güzel kokuyor. Bunu da geçir. Çiçeğini tuttum ben. Geçir kolunu. Tamam hayatım, ben sana birazdan su koyacağım. Şunu bir giydireyim. Gerek yok Bu Hanım. Bazı şeyleri kendim yapabilmeliyim. Sen yanımda her zaman olmayacaksın sonuçta, değil mi? İstemiyorum artık. Gizem. Ama bak yapma böyle, evleniyoruz işte bugün. Engin durdurur musun arabayı? Ne oldu, bir şey mi oldu? Engin durdur lütfen şu arabayı. Şoföre söyle sağa çeksin hadi. Sağa çek sağa. Gizemciğim, bir şey mi oldu? Ben evlenmek istemiyorum. Allah Allah. Geldim, geldim. Anne.